<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 15 Temmuz 2020 güncellemesine. Ee, kusura bakmayın bugün biraz kısa tutmayı düşünüyordum. Ee, çünkü az dişim ağrıyor. <laughs> Normalde bugün çekmeyi düşünmüyordum ama böyle e, kısaca bir özet geçelim. Bugün hem önemli güncellemeler de var. Şimdi arkadaşlar bugünkü güncellemenin boyutu 601 megabayt bir tane etkinliğimiz var kargo yuvasına yolculuk bildiğiniz gibi eğer gemiyle uğraşıyorsanız gemiyle uğraşmayan arkadaşlar için pek e, tavsiye etmiyorum bunu çünkü öncesinde yapmanız gereken birçok görev var kargo daha önce benim yayınlarımı izleyen arkadaşlar varsa onlara da göstermiştim kargo yuvasının içindeki patrigonun bu mekanını eski ilk e, bu eski ay artık ben size onların ilk çıktığı yeri gösteriyor oyundan bakacak olursak bahsettiğim ada şurası. İlya Adası'nın üst tarafında Timberro Adası'yla Lareo Adası'nı şöyle yaptığınızda şurada bir tane dik bir ada var. Bu ada. Buradan buraya geliyorsunuz. E, burası okyanus olduğu için yönlendirme olmuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, zorlu okyanuslara hükmeden cesaretli cenicilerin bile provalarını sessizce geriye döndürdükleri gizemli sisli bir ada karga yuvası ortaya çıktı. Hiç kimsenin davet edilmediği adı hakkında Velia Demirsi, Tranan Underfo maceracılar için nefes kesen bir hikaye hazırladı. Bu ürkütücü hikayenin peşinden giderseniz karga tüccarlar bilgiyi oluşturan ilk karga ve dünyada en değer verdiği kahramanlar salonu ve gizli bir şekilde işletilen ebedi çukura giriş yapabilirsiniz. Ebedi çukurda arkadaşlar arena gibi giriyorsunuz içeride size Bosslar çıkıyor sürekli ve o bossları kesiyorsunuz. Her boss'u kestiğinizde size bir tane modelle veriyor. Ayrı yeni bir modelle sistemi geldi. Onlarla e, bu şu an bu görselde gördüğünüz burada bir tane e, amca var oturuyor. Şöyle gözüküyor mu yakından hatta bir yaklaştıralım. Bak reis buraya kıçını yaymış oturuyor. Bundan takas sistemiyle özel itemler alabiliyorsunuz. İşte face tech'tir, falan o şekilde işlemler Sonra Okyanus Çağı Karga Yuvası ana görevleri level 56 ve üzeri karakterler karakter her aile bir kez tamamlayabiliyor. Yani bir defa yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu görevleri o penceresinden görebilirsiniz. Amansız Okyanusu delip geçecek maceracılarla tanışmak için Karga Tüccarlar Birliği üyeleri adada yerlerini aldılar. Karga Yuvası ile ilgili bilgili kategorisi eklendi. Karga Yuvası manip Minimap'te görüntülenmeyen bir adadır. Aynen benim söylediğimi söylüyor. Yani yönlendirme falan desteklemiyor. Size söylediğim tarafa giderseniz direkt bulacaksınız orayı. Ondan sonra ebedi çukur. Şurası arkadaşlar. Yani oradan görev aldıktan sonra sizi böyle ebedi çukura sokuyor. Burada arka tarafta bir tane NPC var. O NPC'den görev alıyorsunuz. Girip sürekli buradan nişan kasabilirsiniz. Ee, ama baya bir o artık nişan altınmadan ya ikisi de aynı. Ee, onlardan bol bol kasmanız gerekiyor. Ee, ebedi karga rozetinin karga yuvası, karga yuvasına doğru görevi tamamlayarak elde edebilirsiniz. Ebedi karga rozetinin derecesi yükseldikçe ebedi çukurda daha fazla ebedi simge elde edebilirsiniz. Ha, simge diye çevirmişler. Ebedi simge yalnızca karga yuvasında görebileceğiniz ilk karganın işlettiği karga dükkanında açılan bir anahtardır. Ancak ilk karganın işaret e, işlettiği karga dükkanı daha sonra güncellenecektir. Yani yeni şeyler ekleyecekler. Eğer buradaki çıkan yaratığa öldüğünüz takdirde görev iptal etmeniz gerekmiyor geri dönüyorsunuz arkada npc çorpi var bununla konuşarak şey yapabiliyorsunuz. Ne yapıyorsun canım benim ya korkuttun beni görevi etkileşime geçerek savaşa devam edebiliyorsunuz. Başlıca güncellemeler arkadaşlar Naro ekipmanı eklendi. Kalpiyon serin ana görevleri yenilendi arkadaşlar. Naro ekipmanları serin diye medya bölgelerindeki maceracılar için uygun ekipmanlardır. Bu bölgelerde maceraya atılarak ve ana görevleri yaparak Naro ekipmanlarını Naro ekipmanlarını yükseltilebilen başlangıca karataş elde edebilirsiniz. Yani bu Karataş, e, Karataş ve yeni Naro ekipmanları yeni başlayan oyuncular için biraz daha kolay pene çıkarıyorsunuz. Takılarda ise Tri'ye kadar çıkıyor. Ee, bakalım. Ee, tamam. Yani pene yükseltme yaparken daha az diyor. Kron taşı miktarı falan söylüyor. Ee, aksesuarlar tri derecesine kadar yükseltiyor. Aynen onu da yazmışlar. Her karakter için uyanış, yetenek ve yükseltme görevi tamamlandığında Piri Tuvala uyanış silahı ve görev ödülü olarak elde edilebilir. Ha yeni eklenmiş bu. Piri Tuvala uyanış silahı. Yani sezon sonunda karakter oynuyorsanız daha da kolaylaştırmışlar. Ee, bu başlangıç Karataş yani Naro ekipmanlarına artı basacağını taşları nasıl elde ediyoruz? Isıtmayla Karataş silah 3x ısıtırsanız başlangıç Karataş silah 1x. 3x zır 1x zır başlangıç Karataş. Karataş silah e, 3x ile Karataş tozu yaparsanız yani birleştirdiğiniz zaman da 10x 10x atıyormuş. 10x e, Karataş zır 3x Karataş tozu 1x ile Karataş zır 3x Karataş tozu 1x What the Bunu yanlış yazmışsınız Mena ekibi Şş. Alo burada başlangıç Kara e, taş zır x10 yazması lazımdı Duydun mu Mena beni Gene yanlış yazmışsın bir şeyleri Hoppala yapıştır Okuyarak yapıştırın buraları Yeni bir karakter şeylerimiz var Bu arada arkadaşlar şu yukarıdaki Görev serisiyle ilgili bir tane video çekmeyi düşünüyorum Bugün bir dişçiye gidip geleceğim Geldikten sonra çekebilirim. Yani hemen erkenden beklemeyin benden kusura bakmayın. Şöyle yeni saz stillerimiz var kadınlar için. Ee, şu şekilde şöyle gösterelim. Biraz daha yakınlaştırayım hatta. Ne bileyim. Bu Guardian bu hiç gitmemiş bence. Demir, Şahi. Şu gelmiş. Evet. Yeni saz stilleri de bu şekilde. Gelelim aşağıya. Kızıl arena metanet kutsaması etkisi. Artık arkadaşlar kızıl arenaya girdiğiniz takdirde metanet kutsaması etkisi uygulanacak size. Tek seferde alınan hasar hedefin HP'sinin %50'si geçmesi durumunda metanet kutsaması etkisi alınarak hasar azaltma oranı %10 etkisi uygulanır. Daha sonra ek olarak kullanılan HP oranına göre maksimum %50'ye kadar hasar, azaltma hasar azaltma oranı uygulanır. Hasar alınan süre boyunca HP'nin yenilenme durumunda hasar azaltma oranı tekrar düşer. Ee, şöyle HP birikmiş hasar oranları hasar azaltma oranını ne kadar elde Mesela yüzde 50 bir birikmiş hasar aldığınızda üst üste yüzde 10 hasar azaltma oranı direkt uygulanıyor. Bunu aşağıya doğru arttırmışlar. En fazla yüzde 90 yüzde 90 e, birikilmiş hasar aldığınız takdirde yüzde 50 hasar azaltma oranı uygulanıyor arkadaşlar örneğin HP'si 5000 iken art arda becerilerden dolayı 3000 hasar aldığında maksimum HP'si %50 olan 2500'e kadar normal hasar ve %100 uygulanır ve kalan 500 hasara %10 hasar azaltma oranı uygulanır. Sürekli kızarana giren arkadaşlarınız varsa onlar için de işte bir güncelleme gelmiş. Yeni bir e, o kapımız var. Yarık o kapı. Sezon 2 sunucusu, sezon Arsa sunucusu olarak değiştirildi. Oyun içinden gösterelim. Şöyle, sezon 1 sezon 2 vardı sezon 2 yani sezon sonuncusu 2 resmen sezon arsa sunucu bir tane server açmamak için e, böyle bir şey getirmişler. E, bence bu çok saçma olmuş. Sezon sonuncusu arsa diye getirmeleri lazımdı. Millet 2 sunucuya yetemiyordu zaten slotları yeni başlayan oyuncular slot bulamıyordu sezon sunucunda. Bir de tutmuşsunuz ikinci sunucuyu gidip böyle arşaya çevirmişsiniz. Yani sezon 1 sonucu 1 sezon sonucu iki sezon sonucu arsa olmalıydı. Zaten Rulepe 1 ve Rulepe 2 olarak bize getirdiğiniz etkinlik e, sonucularını yediniz. Sezon sonucu yaptınız. Şimdi yaptığınız sezon sonucunu arsaya çeviriyorsunuz. Bilmiyorum ya. Yani Mene'ye biraz daha önem vermeniz gerekiyor bence. Yani buradaki oyuncuların hiç söylediklerine hiç dikkat almıyorsunuz. Arsa sonucu level ve beceri xp bir elde etme etkisi aynı şekilde uygulama ve ek olarak eşya düşürme oranı %50. Yani normal arsa sonucu işte. Ondan sonra bunlar da yine dünya bossu ve alan bossu çıkmaz. Valencia, Grana, Dragon ve Odilita bölgelerinde avlanma aracılığıyla elde edilen sezon yarık o kapı eklendi. Odilita gelmeden niye Odilita yazarsın? Mena'nın şeyine bizi niye umutlandırıyor? Silin bunu buradan. Gidi. Diler. Evet valise granadriakan bölgelerinde ağlanma aracıyla elde edilen sezon yarık o kapı eklendi. Bunu bile ben yapıyorum ya yani. mena. Yarık o kapı ile zamanı sindiği karataş paketi, tuvalı cevheri paketi ve aratılmış sihirli karataş paketi takas edildiğinde her bir paket için elde edilen eşya miktarı var. Aşağıdaki gibidir. Zamanı sindiği karataş paketi 30-50, tuvalı cevher paketi 10-30, aratılmış sihirli karataş paketi 10-30. O kapının üstünde de yazmışlar zaten Fugara giderseniz diyor sahip olduğunuz iyi malzemeleri takas edebilirsiniz o kapı 10x verdiği zamanı sindi. karataş paketi veriyor yarıp o kapı 20x verdiniz tuval cevher paketi aşağıya doğru bu şekilde yükselen e, yüksek kaliteli x'er eşya düşürme artış yani 1x 30'a bu biraz saçma olmuş wax'ın tavsiyesi 40 100 tane o kapına 150 tane o kapına ise Box'ın tavsiyesi artı 50 veriyor. Tuvala silah ve zırh için piriden pene yükseltme gerekli e, zamanı sindiği karataş miktarını azaltmışlar. Keşke bunu başta yapsaydınız. Yani 16'dan e, sırayla söylüyorum piri duo tri tet -pen. 16, 10, 17, 10, 18, 10, 19, 15'e 20'de 15'e düşürülmüş istediği şeyler. Piri duo tri tet -pen olarak. Bazı içeriklere başlayabilmek için level seviyeleri aşağıdaki belirti şekilde değiştirildi. Devenin eşya sözlüğü level 57'ye düşmüş. Cehennem geçidi level 58. Rubin'in macera günü level 58. Dorin gizli günü level 59. Havun'a Greco'nun muhtelik kitapları level 60. Kişisel savaş level 60. Macera günlüklerini başlangıç görevini tamamlayıp macera günlüğüne başladıysanız devam edebilirsiniz. Karakterlere yine bir burada güncellemelerimiz var. Bunlara isterseniz bakabilirsiniz. Avcı, Musa, Mevha ve Guardian. 3 karakteri. Güncelleme var. Eşyalarda altın üyelik e, topluluk üyesi tapu etkilik süresi boyunca hediye alamayanlar için Belia Şefi'ne hediyeler bırakıp gitti. Artık Belia Şefi Igor Bartali altın topluluk parasını kabul ediyor. Altın topluluk parası eşyası açıklaması da takas NPC ile ilgili açıklama eklendi. Aşağıdaki klan eşyalarıyla ilgili bir güncellemelerimiz var. Ondan sonra şurada Kararuh Paso eşya açıklamasının sezon süresi içinde kullanılmayan Kararuh Paso sezon süresi sona erdiğinde silinir içeriği eklendi diye böyle bir şey getirmişler. Ondan sonra canavarlarla ilgili bir güncelleme var. Ee, güçlenen Belmor'un kara enerjisinden dolayı Balenos, Serendia ve Kalpion bölgelerindeki canavarlar daha da vahşileştiler. Bu etki sadece yukarıdaki belirtilen bölgelerdeki canavarlar için geçerli olacaktır. Terk edilmiş manastır yasak bölge etkilenmeyecektir. Yani Tamam Dünya bossu kutu mağlup edildiğinde bile zaman zaman ganimet elde ve sorun düzeltildi. 3 defa alamadım boss. Postaya bir Süt'e süt çay göndereydiniz. Başka ne var? Bineklerle ilgili bir güncellemeler var. Şöyle bilgi. Joker odasıyla falan düzenlemeler falan yapmışlar. Arayüzle ilgili de güncellemeler var. Bu hafta güncellemeler bu kadardı. Yine güncelleme notunu linkin alt tarafa koyacağım. İsteyen arkadaşlar görevlere, bilgilere şöyle aşağıya doğru bakabilirsiniz. Arayüz güncellemelerine. Sonra ne vardı? Kargo yuvasına yolculuk. aynı söylediğim gibi Velia'daki şuradaki MPS Rulupe'den 15 Temmuz 29 Temmuz arasında e, kargo yuvasına yolculuk diye bir etkinliğimiz var. E, bu Rulupe'den görevi alacaksınız. Şöyle Quest'deyim. Yeni bir maceraya doğru. Macera Racit, Timberra kargo yuvası. Yeni yerde karşılaşan insanlar. Uçsuz denize bakan Gözcü Kulesi. Macera Keşke bitmeseydi. Bunlar da size bol bol katkı puanı, xp'si ve en son görev yaptığınızda Vaas'ın tavsiyesi 50'yi 1x size veriyor arkadaşlar. Bir de ilk başta birinci görevde gemi lisansı Eperia Kalyon veriyor. Bu Kalyon bayağı hızlı. Bunu görevlerde kullanabilirsiniz. Eee... Tabi bu yeni bir macera doğru görevini kabul edilmeniz için gerekli şartlar da buraya yazmışlar. Kargo yuvası, kargo yuvasına doğru görevi tamamlamalısınız. Her etkinlik görevi level 56 ve üzeri karakter kabul edilebilir. Her etkinlik görevi her aile için yalnızca bir kez tamamlanabiliyor. Etkinlik görevine bağlı olarak NPC Rulepe'nin konumu biraz farklı olabilir. Lütfen tam konumu bulunmak için oyun içi görevden O'dan yardım alın. Her etkinlik görevi bir sonraki göreve geçmeden önce göreve tamamlanmasını gerektiren bir görev zincirinin parçasıdır. Birini yapmadan birisi açılmıyor. Örneğin demiş ve söyleyeceğim şeyler söylemiş. Geçelim. Targa yuvası sağlanmayacaktır. Aynen dediğim gibi okyanusta sis de kaplı pusula işlemiyor. Size dediğim yerden giderseniz direkt o adayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Targa dükkanındaki anahtar 15 Temmuz 29 Temmuz. Aşağıdaki görev ödülünü elde edilmek için etkinlik döneminde günlük ebedi çukur o sana doğru görevini tamamlayın. Ebedi simge ilk son elde etmek için günlük ebedi çukur o sana doğru görevini tamamlayın diyor. Ebedi simge yalnızca karga yuvasındaki elde edilebilir ve karga dükkanını açan bir anahtardır. Daha fazla bilgi için diyor. Güncelleme unutlarını bunları size zaten söyledim. Ebedi çukur. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, tekrar tekrar sürekli söylemiş. Yani kargo yuvasındaki e, görevi alacaksınız ebedi çukur görevi bu haftaki güncelleme bu şekildeydi Arkadaşlar şöyle bir efekte bakalım neyimiz var e var demiş premium kıyafet kursu iki artı 2 gelmiş bayağı bir kostüm gelecek demek bu pazara 1500'e yani alıyorsunuz artı iki daha veriyor ne güzel başka neyimiz varmış Şöyle bir bakalım. Klasik kıyafet kutusu 2 artı 2 var. Bu. Bize gözüküyor. 707 inceymiş. Mistik kanlı kurt kıyafet seti. Değerli paketi 30 gün. Eşya düşürme artış parçamını veriyor. 5x ve 5x'e kutsanmış elçi parçamını 100x. Evet x bir %200 falan veriyor. Üst taraftan Sky gizli kitabı veya e, Kamasylva ile seçebiliyorsunuz. 15 günlük. Dövüşçü evet, Kraliyet paketi. Kaçmış 1950'den 1462'ye inmiş. 29 Temmuz'a kadar. Bahar Çiçeği 29 Temmuz'a kadar burada devam ediyor. Premium değil. Normal set. Güzel gözüküyor. Ama alır mıydım? Yok almam ya. 500 inci. Bunu alırım ama bu baya güzel. 500 inciden 400 inciye 29 Temmuz'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Yeni rüya atı olmazsa olmaz paketi var. Inaros mevbesi 10x. Aga B 29 Temmuz'a kadar. Alevlumum. Bunları da böyle satmasaydınız keşke. İçinde 5x binek beceri. 100 kron. Büyülü parça. 3x dingis, dizginsiz hızlanma paketi. 3x de ekstra binek xp parça. Yani yeni hayallerin rüya atı paketi var. Bir de burada bunların içinde 20x var. Diğerlerinin 20x'i var ve 500 kurun abi res kaç defa 5 defa alabiliyor bir kişi bunu e, 1695 1186'ye 1186 inceye düşmüş çifte penguen paketi var penguenlerimiz kaç diğer bir mi Aynen. Tier 1 iki tane penguen 540 inciden 405 inciye düşmüş. Eğer balıkçılık süresini azaltma gibi bir niyetiniz varsa bunları alabilirsiniz. Hmm. Bunlar zaten gösteriş macera kutusu. Geç şeyleri bunlar. Kıyafet sahil e. Güzel abi. Böyle bütün sınıflar diyelim. En yukarıya gelelim. mistin şu, ama mistin şu çok güzelmiş. Ben acayip beğendim. Şuradan kıyamet günü var. Kibelos'lar. Geçen hafta gelen güncellemeler. Kesik iş dekorasyon. Binek. Termiyan abdest saati. Babon seti. Petler. indirimler plan var. Güzellikte hiçbir şey yok. Evet. Bu hafta güncellemeler bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bu görev serisinin videosunda ben çekeceğim kargo yuvasını. Ama bugün gün içerisinde gelmeyebilir. Ee, dediğim gibi bir dişçiye gitmem gerekiyor. Dişim fena ağrıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Youtube'dan katıl butonuyla bana destek olan arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ederim. Hepsine çok çok sağ olun. Geçen haftaki imza kampanyasını desteklediğiniz için, imza attığınız için onun için de çok çok teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar 10 lira 20 lira imza kampanyasını paylaşmışlar. Yani buna hiç gerek yoktu, sadece imza atmanız yetiyordu çok sağ olun teşekkür ederim ee, kendinize iyi bakın ee, Allah'a emanet olun ee, hadi bol droplar